İsyanı HDP yenecek. Bir an önce gönlü güçlerine teslim olsunlar. Doğan, eğer beni duyuyorsan. Aynen bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Geriye doğru. Çok değerli arkadaşlar, bugün Diyarbakır annelerimizi eşimle beraber ziyaret ettik. Onlarla hasbihal ettik. Onlar 991 gündür evlat nöbetindeler. Bölücü terör örgütü ve onun işbirlikleri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkarılan evlatlarını istiyorlar. Evlatlarının feryadını dile getiriyorlar. Bu anlamda biz de buradaki annelerimizin, buradaki babalarımızın, ailelerimizin yanındayız. Daima da yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cengiz bir çık ya Cengiz. Bir ayakta kal, şu tarafa. Ayakta kal. Ben evladıma dedim. HDP Milletin Partisi olamaz, Halkın Partisi olamaz. Meral Danış Beştaş diyor ya, ben biliyorum evlatları ölmüş. Nasıl bir vekildir ki diyor evladı ölmüş. Ben bir komşuma bile evladımın öldüğünü söyleyemem. Yani onları istemiyoruz. HDP'yi istemiyoruz. Artık bıraksınlar yakamızı. Çocuk katili. Onlar HDP bir parti olamaz. Onları mecliste istemiyoruz artık. Yeter diyoruz. Çocuklarımızı versinler. Onları mecliste istemiyoruz artık. Yeter diyoruz. Çocuklarımızı versinler. İstiyoruz evlatlarımızı. İnşallah evlatlarımızı alacağız. Ben bu kafile kalkmayacağım. Kalkmayacağım. Ya benim ölümüm, ya benim oğlum. Size şükür ederim. Görüyorsunuz 991 gündür biz bu halkın çocukları Çanak Partili'nin önünde biz evladımızı isterken Sayın Valim yaklaşık 11 aydan fazla HDP kapattılar gittiler. Suçlu insan kaçar. Bakın bu çocuklarımızın üzerine HDP milletvekilleri siyaset yapıyorlar. HDP milletvekilleri zaman zaman diyorlar ya biz Kürt için mücadele veriyoruz. Yalan söylüyorlar. Biz de Kürt'üz. Biz Kürtlüğümüzle de gurur diyoruz. Ama Kürtlük 14-15 yaşındaki çocukları kandile göndererek olmuyor bu işler Sayın Valim. Bakın görüyorsunuz. Ben burada bir acili baba olarak 991 günde ben burada evladımı istiyorum. Ama bazı muhalefet parti liderleri maalesef bizi görmemezlikten geldiler. Siz bir vali olarak bakın Diyarbakır'a atandığınızda ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Ve geldiniz burada acımızı paylaştınız. Ben bir baba olarak şeref verdiniz. Ve sizi alkışlıyorum. Allah size razı olsun.